Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde bölme işlemi ile ilgili bir konu işleyeceğiz. Ekranımızı biraz yaklaştıralım. Konumuzun adı bölümün basamak sayısını bulma. Yani bölme işlemi yapmadan önce sonucun kaç basamaklı olacağını tahmin edebiliyoruz. Nasıl tahmin edebiliyoruz? Size örnekler üzerinde göstermeye çalışacağım. Mesela şöyle bir örnek yazıyorum. 6124 sayısını 6'ya bölmek istiyoruz. Biz bölme işlemini yap, yapmadan önce şuradaki sonucumuzun kaç basamaklı olacağını tahmin edebiliriz. Nasıl edebiliriz? Hemen gösteriyorum. 6'da 6 var mı? Var. Eğer ilk sayıyı buradaki sayıya bölebiliyorsam, 6'yı 6'ya bölebiliyorsam o zaman benim sonucum 1, 2, 3, 4 basamaklı olduğu için sonuçta 4 basamaklı bir sayı çıkması gerekir. Uygulayarak bir görelim bakalım. Gerçekten 4 basamaklı çıkacak mı? 6124'ü 6'ya bölelim. 6'da 6 evet bir defa var. 1 kere 6 6 çıkarıyorum. Sıra geldi 1'e. İndiriyorum 1'i. 1'de 6 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 atmam gerekir. Sıra diğer basamakta. 2'yi indirdim. 12'de 6 var mı? Var. 2 defa var. 2 kere 6 12. 2'den 2 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Yapmadığım bir basamak kaldı. 4. 4'ü de indiriyorum ve soruyorum. 4'te 6 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 atmam gerekiyor. Bakın. Sonuç kaç basamaklı çıktı? 4 basamaklı. Ben işlemi yapmadan önce burada sonucun 4 basamaklı çıkacağını zaten tahmin etmiştim. Bir örnek daha gösterelim. Mesela 273 sayısını 18'e bölmek istiyorum. Bölmeyi yapmadan önce tahmin edeceğim. Bakalım sonucum kaç basamaklı çıkabilir? Soruyorum. 2'de 18 var mı? Yok. Bölemedim. O zaman ne yapmam gerekir? İkisini beraber bir sepete koyarak sormam lazım. 27'yi sormam lazım. 27'de 18 var mı? Var. Evet bölebildim. O zaman benim sonucum ilk sayıyı sorduğumda bölemediğim için 1, 2, 3 basamaklı bir sayıydı bu. O zaman sonuç 2 basamaklı bir sayı çıkması gerekir. Neden 2 basamaklı çıkması gerekir? Neden 3 basamaklı değil? Çünkü ilk sayıyı bölemedim. Bir deneyelim bakalım. Gerçekten 2 basamaklı mı çıkacak? 273'ü 18'e bölelim. 2'de 18 yok. 27'yi bölüyorum. 27'de 18 bir defa var. 1 kere 18, 18 çıkarıyorum. 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıktı. 9. 3 kaldı. 3'ü indirdim. 93. 93'de 18 kaç defa olabilir? 5 defa tahminen olabilir. Evet. 5 kere 8, 40. 40'ın 0 elde var. 4. 5 kere 1, 5. 4 de elde 9. Ve böylece bölme işlemimi bitirdim. Bakın. Sonuç kaç basamaklı çıktı? 2 basamaklı. Ben yukarıda zaten sonucun 2 basamaklı çıkacağını tahmin ettim. İsterseniz tekrar dönüp hatırlayalım. Bakın. 2'yi 18'e sordum. Yok. Bölemedim. Bu sefer 27'yi sordum. 27'yi bölebildiğim için Sonra 1, 2, 3 basamaklı sonucun 2 basamaklı çıkacağını tahmin ettim. İlk sayıyı bölemediğim için. İlk sayıyı bölebilseydim o zaman sonucumuz 3 basamaklı çıkacak. Diğer örnekleri yaparak daha iyi konuyu anlamaya çalışalım. Hemen bir örnek daha yazıyorum. 2486 sayısını 2'ye bölmemiz istenmiş. Sonuç acaba kaç basamaklı çıkar? Deneyelim. 2'de 2 bölebiliyorum. 2'de 2 var. O zaman benim sonucum 1, 2, 3, 4 basamak sayı olduğu için sonuç 4 basamaklı bir sayı çıkacaktır. İsterseniz deneyelim. Son kez. 2486 bölü 2. 2'de 2 var. bir defa var. 4'ü indirdim. 4'de 2, 2 defa var. 2 kere 2, 4. Sıra 8'e geldi. İndirdim 8. 8'de 2 4 defa var. 4 kere 2 8. Onu da çıkardım. En son 6 kaldı. 6'yı da indirdim. 6'da 2 3 defa var. 3 kere 2 6. Bakın sonucumuz 1 2 3 4 basamaklı çıktı. Ben işlem yapmadan önce sonucun 4 basamaklı çıkacağını zaten tahmin etmiştim. Birkaç örnek daha yapalım. Şöyle çizelim şurayı. Evet. Mesela 315'i 5'e bölmek istiyorum. Sonucumuz acaba kaç basamaklı çıkar? Hemen başlıyorum. 3'te 5 yok. 31'i soruyorum. 31'de 5 var mı? Var. O zaman benim şunların ikisini bir sepete koydum. 1 2. O zaman sonucum 2 basamaklı çıkar. Burada artık bölme işlemini yapmıyorum. Diğer örneklere geçiyorum. Örneğin 569'u 2'ye bölmek istedim. 5'te 2 var mı? Var. Bölebilirim. O zaman benim sonucum 1 2 3. 3 basamaklı bir sayı çıkacak. Evet, bir örnek daha yapalım. 8845'i 8'e bölmemiz istenmiş. Bakıyorum 8'i 8'e bölebilirim. 8'de 8 var. O zaman benim sonucum 4 basamaklı bir sayı çıkacak. Bir de şöyle bir örnek göstereyim size. Mesela 217 sayısını 93'e bölmek istedik. 2'de 9 şey 93 yok. 21'i sordum. Yine yok. 3'ünü beraber sordum. Üçünü beraber sorduğumda bölme yapabiliyorum ancak. O zaman benim sonucum bir defa da bölemedim. Diğerinde de bölemedim. Üçünü beraber sorduğum için sonucumuz bir basamaklı bir sayı çıkacak. Çünkü üçünü beraber bir sepete koyarak sormak zorunda kaldım. Bu yüzden sonuç sadece bir basamaklı bir sayı çıkıyor. Bir örnek daha yapalım. Mesela 9002 sayısını 9'a bölmemiz istendi. Soruyorum. 9'da 9 var mı? E var. Bölebiliyorum. 9'da 9 bir kere var. O zaman buradaki sonucum 1, 2, 3, 4. 4 basamaklı bir sayı çıkacaktır. Son bir alıştırma daha yapalım. 455'i 8'e bölmemiz istenmiş. Acaba sonucumuz Kaç basamaklı çıkacak? Hemen yapalım. 4'te 8 yok. O zaman 45'i soruyorum. İkisini bir sepete koyuyorum. 45'te 8'i bölme yapabildiğim için bunların ikisi bir sepete girdi. Bir kişi oldular. Bir de bir kişi de burada var. 1, 2, 3 basamaklıydı. O zaman bir az olması lazım. Sonucumuzun 2 basamaklı çıkması gerekir. Bu konu bu kadar bölümün basamak sayısını bulma, tahmin etme konusu bu şekilde. Yani kısaca bölme işlemini yapmadan evvel sonucun kaç basamaklı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Tabi derste öğretmenimiz bize sonucun gerçek sonucunu gerçek sonucunu bulmamızı isterse o zaman bölme işlemimizi yaparız. Ama öğretmenimiz sadece acaba bu bölme işleminin sonucu kaç basamaklıdır çocuklar bir tahmin edin bakalım derse bu şekilde yaparız. Sonra gerçek sonucu bulun bakalım derse gerçekten bölme işlemimizi yapıp sonucu buluruz. Her zaman olduğu gibi derslerinizde başarılar diliyorum.